Şimdi okuyacağımız yer arkadaşlar kolaydır. Belki biraz hızlandırmış olacağım. Dersin bir bölümünü de, geri kalan bölümünü de Muracaatül Lima Sebak yapmış olacağız. Geçmiş dersle ilgili soru cevap yapmış olacağız. Veya size dinleyeceğim. Ne yaptı bize musannif? Muarab ve Mebni kısımlarına ayrıldığını ismin söyledi. Sonra Muarab'ın tarifini yaptı. Muarab'ın tarifini yaptıktan sonra ve hükmuhu. Muarab'ın hükmü nedir? Hüküm el-eserul muterattibu aleyh-şey. Bir şey üzerine terettüb eden esere hüküm denir. Yani bir kelime, bir isim Muarab ise Muarab olduğundan dolayı hangi hükmü alır? En yehtelife ahiruhu bihtilafil avamili. Amillerin değişmesiyle ahirinin değişmesidir. Arkadaşlar burada amillerin değişmesiyle mutlaktır. Mutlak kemaline masruftur. Amillerin amelleriyle değişmesi demektir. Amillerin bir amilin değişmesi var. Mesela darabe zeydün, caa zeydün, mate zeydün amil değişti ama sonu değişmedi. Amil değişti ama ameli değişmedi burada. Onun için amil ameliyle beraber değişirse sonunda değişiklik bekleyeceksiniz. Yoksa her amil değişti diye sonunda değişiklik beklenmez. İhtilafil avamilin üzerine dahil olan amillerin ameldeki değişikliğiyle beraber. Ameldeki değişikliği. Mesela ne diyoruz? Câeni zeydün, râeytü zeyden, merartü bi zeydin diyoruz. Birincisinde raf eden amil geldi. İkincisinde nasb eden amil geldi. Üçüncüsünde cer eden amil geldi. Amiller değişti ama nerede değişti? Sadece lafızda değişmedi, amelde de değişti. Amiller amelde de değişik şekilde geldiği zaman ne oluyor? Ahiri değişmiş oluyor. Lafzan ev takdiren. Lafzan ev takdiren. Burada arkadaşlar en yehtelife ahiruhu İhtilafil avamili lafzan ev takdiren. Şimdi arkadaşlar burada benim size söyleyeceğim açıkladığım bazı şeyler sadece kafi ile alakalı değil. Yani nahvi bilgisine sahip olan insanın elde etmesi gereken zenginliklerdendir. Yani buradaki satırla alakalı değildir. Genel bilgiyle alakalıdır. Şimdi bu lafzan ev takdiren en yehtelife ahiruhu ahiri değişecek. İhtilafil avamil amillerin değişmesiyle. Ne cihetinden? Lafzan, lafız cihetinden. Ne düştü terkipte? Ne cihetinden dediğimize göre? Temiz. Ne cihetinden değişecek? Lafzan, lafız cihetinden değişecek. Ev takdiren veya takdir cihetinden değişecek. Câni zeydün, râeytü zeyden, merâtü bi zeydin lafız cihetinden değişti. Câni fetâ, râeytü fetâ, merâtü bi fetâ. Hangi cihetten değişmiştir? Takdiri cihetinden değişmiştir. Birisi feteyün, birisi feteyen, birisi feteyindir. Şimdi bilgi dağarcığınızda olması gereken şeyi söylüyorum. Bu temizdir. Nereden temizdir? Bu cümle veya şibi cümleden temiz olurdu. Bir de ismi mübhemi tamdan ya mezkür zat olurdu veya cümlede mukadder zat olurdu. Şibi cümlede mukadder zat. Tâbe zeydün ilmen de cümledeydi değil mi? İzharda olmayan bir bilgidir. Kâfiyede bununla karşılaştıracaksınız. Bu cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldıran mana itibariyle faildir. Ve hâdet temyizu fâilun fil mana. Mana itibariyle faildir. Bu ifade geçmiş miydi izharda? Yani izhar ibaresinde geçmiyor. Bu kâfiyede geçiyor. Şimdi bu temiz cümledeki şeyden ibhamiyeti kaldırıyor. En yehtelife âhiruhu bihtilafil avamili. Lafzan temiz yaparsak en yehtelife lafzu ahirihi ev takdiru ahirihi demek olur. Temiz olduğuna göre en yehtelife ahiruhu
ahirin değişmesidir. İhtilaf-ül avamil, amillerin değişmesiyle lafzan lafzının değişmesidir. Ev takdiren veya takdirinin değişmesidir. Yani en yahtelife lafzu ahirihi veya takdiru ahirihi demek olur. Anlaştık mı burada? Tabe zeydün ilmen, tabe ilmu zeydin demektir. Şimdi tabe zeydün ilmeni tefsir yaparken ey tabe ilmu zeydin derse biz neyi anlayacağız oradan? Bu temizdir, nispetten ibameti kaldırmıştır. Manada nedir? Bu faildir. Anlayacağız. Buradaki lafzan ev takdireni temyiz yapabildiğimiz gibi mastar da yapabiliriz. Yani meful mutlak yapabiliriz. O zaman mana ne olmuş olur? En yektelife ahiruhu, ahirinin değişmesidir. İhtilafil avamili, amillerin değişmesiyle değişmesidir. Lafzan efendim ev takdiren. Eğer burası meful mutlak olursa ihtilafe lafzın, ihtilafe takdirin. O ihtilaf nasıl olacak? İhtilafe lafzın veya ihtilafe takdirin. İhtilaf değişiklik, lafzı bir değişiklik olacak veya takdiri bir değişiklik olacak anlamında mana verilebilir buraya. Burayı da geçtim arkadaşlar. Neyi okumuş olduk burada? Efendim, Muğrab'in hükmünü mü okuduk? Şimdi, biz Muğrab'den bahsettiğimize göre İrab'ı da içerisinde, yani İrab'dan da dolaylı olarak bahsetmiş olduk. Öyleyse biz neyi de bilmemiz lazım? İrab'ı bilmemiz lazım. Ayrıca İrab'ı terkipte terkiben yetehakkaku ma'ahu amilu olduğuna göre o zaman biz amili de yani İrab'dan bahsettiğimiz yerde terkipten de bahsettiğimiz yerde amilden zımnen bahsetmiş olduk mu? Olduk. Binaenaleyh bu konulara girebilmek için bilinmesi gereken şeyler var. Muğrab'ı bileceğiz. Amili bileceğiz. İrab'ı bileceğiz. Evet. El-İrab-ı İrab nedir? Ma öyle bir şeydir ki İhtelefe ahiru, ahiri değişti. Şimdi arkadaşlar bu ma dediğimiz zaman terkipte haber düştüğüne göre bunu ne yapalım? Ma-i mevsule mi yapalım, ma-i mevsufe mi yapalım? Mevsufe yapalım değil mi? Ma-i mevsufe yapalım. Yani buradaki ma neden ibarettir? El-i'rabu. İrab neydi arkadaşlar? İzharda hatırlıyor musunuz? İrab, kısım, hatta avamilde kısımlara ayrılıyordu değil mi? İrab'ın kısımları vardı. Şimdi İrab ya hareke olur, ya harf olur veya hazif olur. İrab bi hasebin nevi. Ya harekedir, ya harftir veya haziftir. O zaman el-i'rab-ı İrab nedir? Ma o harekedir veya harftir veya haziftir demiş oluyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ma öyle bir hareke veya harf veya haziftir ki demiş oluyoruz. Arkadaşlar biz yoklama çektim size. Yoklama çektim, kaybettiniz. Evet, İrab'da hareke, harf olabilir ama burada hazif olamaz. Çünkü biz hangi konuda ilerliyoruz? İsim bahsinde ilerliyoruz. İsimlerin İrab'ında ne olmaz? Hazif olmaz. Ben bazen böyle yanlış yollara girerim arkadaşlar. Sizin uyanıklığınızı kontrol edelim. Padişahın birisi veziriyle beraber yolculuğa çıkmış. Yolculuğa çıkınca demiş ki, vezirim demiş, yolculukta ne gider demiş yiyecek olarak. Efendim demiş, domates iyi gider. Tamam, başka bir şey sormamış ona. Aradan bir sene geçmiş, tekrar bir yolculuğa çıkmışlar. Biraz seyrettikten sonra ne ile demiş? Peynirle efendim demiş. Demiş, süpersin demiş. Süpersin demiş. Yani bir sene önce domatesli, bir sene sonra da yanında peynir olursa iyi gider demiş. Onun için ben derste bazen böyle yanlış yollara girebilirim. Yanlış yollara girişimin sebebi de ne kadar dikkatli dinlediğiniz veya konuyu ne kadar kavradığınızla alakalıdır. Birkaç defa tekrarladım ki hani acaba efendim bir patlak çıkacak mı çıkmayacak mı diye çıkmadı. El-i'rab-ı İrab nedir? Ma öyle hareke veya harftir ki. Bunu biz şeyde okusaydık, İzhar'da okusaydık ne diyecektik? Öyle hareke, harf veya haziftir. Yani sadece isimle değil de bütün muğrablerle alakalı olsaydı o zaman biz hazifte dememizde hiçbir sıkıntı yok idi. El-i'rab-ı İrab nedir? Ma öyle bir hareke veya harftir ki ihtelefe değişti ahiruhu muğrabin ahiri. Ahiruhu zamiri nereye gidiyor? Muğrabe gidiyor. Muğrabin ahiri değişti. Mehtelefe ahiruhu.
Ne ile? Bihi. Öyle mi? Ma o şeydir ki ihtelefe ahiruhu. Muğrabin ahire değişti. Bihi. Ne ile değiştiyse efendim niçin değişti peki? Li yedülle delalet etsin diye o ihtilaf. Nereye? Alel maani manalara. Öyle manalar ki el mu'tevirati nöbetleşe gelen, peş peşe gelen aleyhi o isim üzerine. İsim üzerine nöbetleşe peş peşe gelen birden değil de peş peşe gelen manalara delalet etmek için mu'rabın sonu ne ile değiştiyse ona biz i'rab diyoruz. Bunu arkadaşlar izharda bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz bir konudur. Çünkü izharın baş tarafında el amilu huve ma evcebe bi vasıtatin kevne ahiril kelimete ala vecin mahsusu minel i'rab. Da ne yapmıştır? İki sayfa aşağı yukarı muktazi i'rabı anlatmıştır. İzhardaki o bilginiz burası için açıklayıcı ve işinizi kolaylaştırıcıdır. Şimdi i'rabın değişikliğinin anlamı nedir? Mesela darabe zeydun amren kim kimi dövdü? Zeyd Amr'ı dövdü. Darabe zeyden amrun dayak değişti değil mi? Yani demek ki fail midir, mef'ul müdür? Biz bunu nereden anlıyoruz Arapçada? İrab'tan anlıyoruz. O zaman bir isim üzerine gelecek olan mana nedir? Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Bunlar isme peş peşe gelirler. Peş peşe ne demektir? Bir isim birden hem fail hem mef'ul olmaz. Mu'tevire bu demektir. Cem'an gelmez. Bir isim bir anda ne olmaz? Hem faildir, hem mef'uldür, hem muzafileyti bu olmaz. Onun için el-mu'tevireti demek, isim üzerine faaliyet, bize mesela Zeyd fail de olabilir, mef'ul de olabilir, muzafileyti olabilir. Ama bunlar münavebeten gelir. Yani ikisi birden gelmez, münavebeten gelir. Onun için el-mu'tevireti. İ'teveru demek yani müteakiben peş peşe geldiler demektir. İ'teveru şey'e bir şeyi peş peşe almak, ele almaya denir. Yani birden almak değildir, peş peşe almak. Birisi alıyor bırakıyor, ondan sonra öbürü alıyor bırakıyor. O zaman liyedülle delalet etmek için alel maani manalara. Bu manalar nedir? Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Öyle manalar ki el mu'tevireti peş peşe gelen aleyhi, o mu'rab üzerine peş peşe gelen manalar. Peki bu manalar nedir? Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Peş peşe gelmesinden maksat anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Şimdi diyor ki yine bildiğimiz bir bilgi. Onun için buraları hızlı geçeceğim dedim. İrab'ın nevileri nelerdir? Ve enva'uhu İrab'tan bahsettiğimize göre ve enva'uhu İrab'ın nevileri raf'un ve nasbun ve cerrun ve cezmun demedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burasını eksik bırakmıştır Musa'nın. Raf'i nasib ve cer demiş. Değil mi? Çünkü fiil bahsi olmayınca burada o konuya hiç girmiyor. Haddini aşmıyor. Haddini aşmıyor. Raf'un ve nasbun ve cerrun. Peki ferraf'u raf'i nedir? Alemul faaliyeti faaliyet alametidir. Ve nasbu nasb alemul mef'uliyeti mef'uliyet alametidir. Ve cerru alemul izafeti izafet alametidir. Şimdi diyor ki arkadaşlar mamul merfu kaçtı arkadaşlar? 9 değil mi? Lütfen arkadaşlar yani. Lütfen. Mamul merfu kaçtı? 8. Mamul mensup kaçtı? 12. Şimdi mamulü merfu birisi temsil eder. Faaliyet. Asıl orada faildir. Yani merfu bir kelimede ne vardır? Faaliyet alameti vardır. Mamulü merfu ne temsil eder? Fail temsil eder. Yani rafi diyoruz ki faaliyet alametidir. Çünkü mamul merfu'nun aslı hangisidir? Faildir. Mamulü mensubu mef'ulü bih temsil eder. Onun için nasıf da mef'uliyet alametidir. Cer de izafet alametidir. Tamam. Diyor ki rafi nasib cer. Rafi nedir? Faaliyet alametidir. Nasib nedir? Mef'uliyet alametidir. Cer nedir? İzafet alametidir dediği. Demek ki İrab'ın nevileri rafi nasib cer cezim diye efendim kısımlara ayrılıyor. Cezim yok arkadaşlar. Lütfen ya. Lütfen. Yani olsa da burada yok yani. Rafi faaliyet alameti de alem alamet demektir arkadaşlar. Alemul faaliyeti ne demek? Bir şeyin hakikaten veya hükmen fail olduğunu alameti demektir. Hakikaten veya hükmen. Mamul merfu'un buna göre her birisi ya hakikaten faildir veya
hükmen faildir. Yani failde olması gereken onun üzerinde vardır. Failde olması gereken neydi? Rafiydi. Onda da rafi vardır. Failin hükmünü almıştır. Failin hükmü nedir? Merfu olmaktır. Malum merfun geride kalan 8 tanesi var. O 8 tanesinde 7 tane arkadaşlar. 7 tane arkadaşlar. Geride kalan 7 tanesinde fail değildir ama failin hükmü vardır. Onun için hükmen fail diyoruz ona. Çünkü fail merfudu, onu taşır. Aynı şey de mef'ulü bih'te geçerlidir. Evet. Şimdi faaliyet alameti dedi. Vel amilü, bir de amilin tarifini yapıyor. Çünkü irabın gerçekleşebilmesi için amillerin değişmesiyle dedi ya, bir de amili tanıyalım. Vel amilü, amil nedir? Ma öyle bir şeydir ki bihi ancak onunla yetekavvemu husule gelir. El ma'nel muktadî lil i'rab. İrabı gerektiren mana ancak onunla husule gelir. İrabı gerektiren mana neydi arkadaşlar? İrabı gerektiren mana neydi? Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Şimdi irabı gerektiren mana olan faaliyet, mef'uliyet, izafet amilsiz gerçekleşmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Bakın burada bir hasır yaptı. Şöyle dedi. Ne dedi? El amilu amil nedir? Ma o şeydir ki yetekavvum meydana gelir. El ma'nel muktazi, manayı muktazi lil irabı. İrabı muktazi olan mana meydana gelir, bihi onunla meydana gelir deseydi ibare normaldi. Ama o bihi'yi öne almış olması, bihi neyin mamulüdür arkadaşlar? Yetekavvamunun mamulüdür. Yani bihi yetekavvamuyu taalluk ediyor, onun mef'ulüdür, ondan önce geldi. İyyâke nâbudu gibi. İyyâke nâbudu, nâbudunun mef'ulü iyyâke. Nâbuduke diyecekti, mef'ul yerinde olacaktı ama mef'ul orada takdim etti. İyyâke nâbudu, ancak sana ibadet ederiz. Orada mef'ulün takdimi ne içindir? Hasır içindir değil mi? Ha burada da ma öyle bir şeydir ki bihi ancak onunla başkasıyla değil. Yetekavvemu husule gelir el ma'nel muktadî lil i'râb. İrabı gerektiren faaliyet manası, mef'uliyet manası, izafet manası ne ile meydana geliyorsa işte amil odur. Yani faaliyet cani zeydünde ne ile meydana gelmiştir? Ca ile gelmiştir, amil odur. Ra'ytü zeydendeki zeyddeki mef'uliyet manası ne ile husule gelmiştir? Ra'ytü ile gelmiştir. Ra'ytü gulame zeydindeki zeyddeki efendim izafet manası ne ile husule gelmiştir? Ne ile husule gelmiş? Ra'ytu gulame zeydinde ne ile husule gelmiş? Yani gulame ile gelmiş arkadaşlar. Gulame ile gelmiş. Birisinde ra'ytu, birisinde ca, birisinde de gulame ile meydana gelmiştir. Böylece arkadaşlar amilin de tarifi tamamdır. Şimdi bize avamilin son tarafında okuduğumuz İrab nevileri vardı değil mi? Hem avamilin son tarafında özet olarak ama izharda bunu daha tafsilatlı. İrab bi hasebin nevi, İrab bi hasebi zat vel hakika, İrab bi hasebin nevi değil mi? İrab bi hasebil mahal diye kısımlarını okumuştunuz orada. Yani izharda bunu daha geniş şekilde okudunuz. Biz burada bunu da özet olarak şey yapıyoruz. Yani göreceğiz bunu burada. Şimdi ben genelde kafiye okurken burada izhardaki o şemayı gözden geçiririm. Yani arkadaşlarla, talebelerle izhardaki o şemayı gözden geçiririm. Yani burada kısa anlatıyor. İzhardaki bilgileri tazelem adına. Çünkü oradaki irabı nevilendirmiş olması güzel bir bilgidir. Zengin bir bilgiye sahiptir o izhardaki o şey. Mesela irab bi hasebi zat vel hakikat dediği zaman zat ve hakikat itibariyle irab nelere ayrılır? Yani irabın zatına bakacaksın. İrabın zatına baktığın zaman ya harekedir, ya harftir, ya haziftir. İcmalen hareke, harf, haziftir. Tafsilen ne oluyor? Bak icmalen 3'tür ama tafsilen 3 değildir. Hareke kaçtır? 3'tür. Hareke, harf, zamme, fethe, kesre. Harf kaçtır? Vav, ya, elif, nun. İzhara göre konuşuyorum şimdi. Ne oldu? 3, 4 daha 7 yaptı. Peki hazif kaçtır? Hazf-ı hareke, hazf-ı ahir, hazf-ı nun. Kaç etti? 10 yaptı. Demek ki İrab bi hasebi zat vel hakika icmalen 3'tür. Tafsilen nedir? 10'dur. Peki İrab bi hasebi nevi nedir? İrab bi hasebi nevi, rafi, nasip,
cer ve cezimdir. İcmalen dörttür. Rafi, nasip, cer, cezim. Peki tafsilen nedir? Tafsilen nasıl yapacağız? Rafi alameti zamme olur. Vav olur. Elif olur. Nun olur. Dört etti. Peki nasip alameti? Dördü unutmayın. Nasip alameti fethi olur. Kesre olur. Elif olur. Ya olur. Hasfünün olur. Beş. Kaç etti? Dokuz. Nereye geldik? Cer. Kesre olur. Fethi olur. Ya olur. Başka olur mu? Ne yaptı? 12. Cezme geldik. Cezim. Rafi nasip cer. Cezim. Cezim ne olur? Hareken hasfi. Ahirin hasfi. Nurun hasfi. Ne etti? 15 yaptı. Demek ki İrab-ı Hesab'in nevi ne oluyor? İcmalen 4, tafsilen 15 yapmış oluyor. İrab-ı Hesab'il mahal. İrab-ı Hesab'il mahal ne demek? İrab'ın bulunduğu yer demektir. İrab-ı Hesab'il mahal ne olabilir arkadaşlar? Ya İrab-ı Tam ya İrab-ı Naks olur. Mufrad Musarif, Cem-i Keser Musarif. Gayr-ı Musarif. Cem-i Önne Salim. Sonra Cem-i Zekker-i Salim. Ul-Uşrine ve kardeşleri. Esma-i Sitte-i Mu'telle. Doğru mu? Tesni, İstani, Zamire, Muzaf olan Kila. İsimler bitti. Sonra ahire sayı olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzari. Ahire illetli olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzari. Ahirine nundan başka zamir bitişen fiil muzari. 9 yaptı. İrab-ı Hesab-ül Mahal nedir arkadaşlar? 9'dur. İrab-ı Hesab-ül Mahal 9'dur. Efendim, çok mu karıştırdım? Yani İrab'la ilgili şemayı, İrab-ı Hesab-ül Zat ve Hakika, İrab-ı Hesab-ül Nevi, İrab-ı Hesab-ül Mahal, İrab-ı Hesab-ül Sıfat da var bir de. İrab-ı Hesab-ül Sıfat nedir? Kim söyleyecek? Yani daha önce okuduğunuz bilgiler olmasaydı çok karıştırmış olurdum ama siz bunları okudunuz. Ayrıca bana hani sizin sınıfınızın çok kaliteli olduğunu söylediler. Bunları benim size sormamda, hatırlatmamda bir abes yoktur. İrab-ı Hesab-ı Sıfat da arkadaşlar, lafz-ı takdiri mahalli diye üçe ayrılır. Lafz-ı takdiri mahalli, İrab-ı Hesab-ı Sıfat'tır. Ben talebeliğimde arkadaşlar, ders çalışmayı çok severdim. Benim çocukluktaki hocam, Mustafa Candan diye bir hocam vardı. O böyle yazarak, çizerek, şema yaparak ders anlatmasını çok severdi. Ondan ilk, ben o zaman da işte, yani çok çocuk yaştaydım. Ondan okuduğum zaman, sarfı ondan okudum mesela. Böyle kafama tabiri caizse kazır gibi yaptı. Böyle yazardı. Gazav, gazav. Aslında gazavu idi. Yazardı onu. Vav'ın üzerindeki zamme sakil dedi. Zemin sakil görüp hasfettik. Aza vuu oldu iki tane vav. İki sakin toplanması caiz olmadığı için silerdi bunu. Oldu gazav derdi. Uzi yu, uzi vu idi. Böyle yapardı. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Yani iyi kalırdı. Dolayısıyla ben okuttuğum dersleri de o şekilde okuttum. Bir de şema yapmasını çok severdim. Çünkü şema yaptığın zaman o yazıyorsun, kafana da yerleşiyor. İrab'la ilgili şemaları böyle harita metot defteri almıştım. Yazmıştım böyle. Orada zaten hep baktığın zaman bir sayfada ne oluyor? Hepsi karşına çıkmış oluyor. Hepsi karşına çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu İrab'la ilgili biraz önce söylediğim şemalar sizin bilgi dağarcınızda olması gerekir. Yani biz şimdi İrab bahsinde o izardaki gibi geniş bir konu kafiyede zikredilmeyecek. Bilgiler öyle veya böyle burada da vardır ama müfred munsarif, cem mükesser munsarif falan diyecek, bunların irabını gösterecek. İrab-ı hesab-ül mahallin, irab-ı tamını, irab-ı nakısını bize gösterecek ama bu bilgiler izarda gerçekten çok tatmin edici, şematik bilgiler olduğu için bunlara ihtiyacımız vardır.